İş dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün sağladığı net döviz girdisiyle ekonominin önemli gelir kaynaklarından turizm sektörünü konuşacağız. Günün verisini Kültür Turizm Bakanlığı'ndan geldiği ilk 5 aylık turizm verilerinin performansını bugün Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ve İstanbul Movenpick Golden Horn Genel Müdürü Ahmet Aslan'dan alacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sıcağı sıcağına sabah gelen verilerle başlamak istiyorum. Turizm hakikaten genel anlamıyla baktığımızda diğer sektörlerle kıyaslayacak olursak Türkiye'nin, değil mi, yüzünün güldüğü sektörlerden biri. Kesinlikle. İlk 5 ayda da yine artışını sürdürdü. Mayıs ayı sabah gelen verilerde de geçtiğimiz yılın Mayıs ayına yine kıyasladığımızda %9,5'luk bir artış söz konusu. Ülkeler bazında da baktığımızda hemen Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere yurt dışından gelen ziyaretçiler ülkelere göre sıralanıyor. İlk 5 aylık performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bir geneli konuşalım, ardından da İstanbul'da neler oluyor onu detaylı bir şekilde alacağım. Tabii ki. Turizm TL bazındaki artışın yanında Euro bazında da arttığı için şu anda yüzler gülüyor. Hani evet, ekonomide her gün görüyoruz, dolar, euro artıyor, şey yapıyor, birçok sektörü negatif etkilerken turizmde pozitif etkiliyor. Ama kişi sayısının artması bize şu anda daha da bir moral verdi. İştahımız kabardı. Her ne kadar belki yatırımda istatistikler geldiğinde düşüş olsa dahi, ki %35'lik bir turizm teşvik priminde almada bir düşüş var, ben bunun faize olarak bağlı olduğuna inanıyorum. Ama turizmde artışın hızla devam edeceğine inanıyorum. Özellikle ilk 5 ay aslında bizim çok keyifli olduğumuz aylar değildir. Yani Ocak, Şubat, Mart ayı o kadar hızlı yükselen bir ay değildir. Ama Nisan'da İstanbul'daki oteller %95'in üzerinde bir doluluk yakaladı. Bu resmi bir rakamdır ama STR üzerinden. Tabii ki bazı oteller bu STR rakamlarını henüz vermiyor. %20'lik bir kısım gibi ama baktığınızda bu artışı, bir de euro bazında fiyatlarımızın 92-94 eurolara kadar çıkmış olması bizi gururlandırıyor İstanbul'da. Maalesef Avrupa'ya göre baktığınızda o 116-122 euroluk ortalama fiyatlar henüz daha yeri var, daha zamanı var. Ama çıkışımız hızlı. Kaldı ki kriz döneminden bu kadar hızlı çıkabilen ülke hemen hemen yoktur gibi düşünüyorum. Yunanistan bunu 12-13 evet. sene gibi ortalamada toparlayabilmiş ki halen onlar istediği seviyede değil. Biz baktığınız zaman 2003'ten ta bugüne kadar hele baktığınız zaman %80 yatak sayımız artmış. Bu artmaya rağmen 3 katı turizmde kişi sayısı artmış ve fiyatlarımız belki biraz şey yapıyor, bizi zorluyor gibi gözükse dahi milli gelire oranla baktığınızda hala 3.7 gibi güçlü bir şeydeyiz, yani dinamikteyiz. Ahmet Bey, şunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi ilk 5 aylık performansta Nisan ayında %25'lik bir artış vardı. Mayıs'ta %9,5 evet. artış olması önemli, ancak Nisan ayında ne olmuştu da birden %25'lik bir artış sağlandı Türkiye genelinde? Şöyle, orada Nevruz vardı. 2 hafta boyunca Nevruz'u iyi kutlayabildik ve bu sırada zaten ülkeler arası baktığınızda İtalya, Yunanistan'dan artışlar, Bulgaristan'dan artışları çok net görebiliyorsunuz. Bir de Paskalya çok önemliydi. Dönemsel Paskalya, değil mi? Evet, evet, kardeşim. Evet. Paskalya. Yani örneğin Paskalya işte bir önceki senede Mart sonuna denk geliyor, Nevruz işte hani bir, o birkaç gün fark etmesi o girişleri etkilediği için yani biraz da dönemsel etkileşimler oluyor. Ama biz biraz daha uzun vadeli baktığımızda da sonuçta yukarı doğru gitmeye devam ediyoruz. Bir şeyin özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü özellikle yaz aylarına doğru geldiğinizde 2017'deki o %35-40'lık artışları göremeyeceğiz Hande Hanım. Sebebi de şu, zaten o dönemler doluydu. Mesela 2018'e baktığınızda rekor yılını geçirmek olan bir Türkiye'yi görüyorsunuz. Birçok oteller aslında bütçesini önümüzdeki sene için, 2019 için çok yukarı çıkartamamıştı ama sevindirici kısmı halen pozitif trend devam ediyor. Hem de euro bazında devam ediyor. Evet, euro, peki euro bazlı biz hani turizmin en altın yılları 2012-13-14 evet. dönemi. Orada kişi başı konaklama geliri şimdi 90 eurolarda dediniz. Orada neye ulaşmıştık? Ortalama fiyatımız o dönemlerde 172,5 kadar görmüşüz 2012 Mayıs'ta. Eurodan. Hani aslında daha gidecek çok yer çok var. Yerimiz bir var. De şunu eklemek istiyorum. Hemen Akdeniz çanağındaki muadiller işte Yunanistan'da Atina, diğer yanda İtalya, evet. İspanya. Burada kişi başı konaklama geliri nedir? Şehir İçerik. Bazında baktığınızda bizden çok çok yukarıda olduklarını net görebiliyorsunuz. Yani Londra'dan tutun, Paris'e tutun. Hı-hı. Onlar 250-300 eurolara kadar görebiliyor dönemsel olarak. Mesela Zürih keza en yükseklerin arasında. Ama Atina'nın yanında Dubrovnik ve o tür yerlerin halen 210 eurolarda satılırken bizim burada 92 euro dememiz
O bizim halen yolumuz var demektir. Evet, daha çok yapacak şey var, konuşacağımız konular var. Çünkü Türkiye Tanıtım Turizm Vakfı da oluşturuluyor. Buna ilişkin çok bir anda eleştiriler var. Aslında çok verimlilik sağlanması, beklentilerin çok yüksek olduğu bir yapı. Bunu da soracağım ama hemen Ali Bey'e dönmek istiyorum. İlk 5 aylık tabloyu nasıl okumalı Ali Bey? Ya ilk 5 ay iyi bir başlangıç. Şöyle biz ilk 5 aya başladığımız ilk aylarda işte bu sene de %25 büyürüz falan demeye başlamıştık ama o biraz yanlıştı. Onun için biraz daha ayaklarımızı yere basması gerekiyor. Ahmet kardeşim biraz önce güzel bir şey söyledi. Yani bir de bir potansiyel var, bir kapasite var. İşte ülkemize gelen uçakların kapasitesi var. Onun için ona baktığımız zaman örneğin Rusya çok iyi gidiyordu ama şimdi o biraz azalacak. Yani çünkü belirli dönemlere göre bütün yılı ele almamız gerekiyor. Ama biz yine yani %10'lar civarında bu senede büyüyorsak bence çok büyük bir başarı olacaktır. Çünkü zaten son 2 yıl büyümüştük. Onun üzerine tekrar büyüyoruz. Evet belki dediğiniz gibi çok ciddi bir aşağı doğru inme vardı ama biz artık onun üzerine çıkmaya başladık kişi sayısı olarak en azından. Kişi başı aldığımız para hala düşük. O doğru. Orada daha biraz daha yolumuz var. Hele işte İstanbul gibi çok daha yüksek noktalara. Yani evet belki Londra olmak biraz daha yolumuz var ama biz bir ara onu yaklaşmaya başlamıştık. Şimdi uzaklaştık. Yani orada dediğiniz gibi daha yolumuz var ama kişi sayılarında %20'yi şey yapmayalım. Öyle %20'leri telaffuz etmeyelim. Evet. Ama bence %10 veya %13, %9 bu büyümeler de artık başarıdır. Çünkü rakamlarımızı da bir tık daha yukarı çektik. Yani artık çok da ucuza satmıyoruz değil mi? Yani memnunsunuz galiba tabii ki, sattığınız tabii fiyatlardan. Onun için ben hemen çünkü otelci arkadaşıma dönüp soruyorum. Diyorum ki yani hani şu anda sattığınız fiyattan hala memnun değil misiniz? Genelde memnunlar. Yani artık normal fiyatlara yaklaşmaya başladık. Bu doluluk oranlarına da bence iyi. Ama tabii daha yüksek fiyata satsak da daha çok para kazansak o hepimizin istediği bir şey. Ama şu anda bence ilk 5 ay yani getirdiğimiz turist açısından başarılı. Gelen ziyaretçi açısından başarılı. Kesinlikle. Peki hani incoming güzel de outgoing yani dışarı giden ziyaretçi Türklerin ziyaretlerinde kuşkusuz kurdaki etkilenme dolayısıyla bir miktar ivme kaybı yaşanıyor mu? Orada tam bunu işaret ediyor. Tabii yaşanıyor. Şimdi belirsiz ortam ve aynı zamanda dövizin hızlı yükselişi outgoing dediğimiz yani Türklerin yurt dışı seyahatlerini etkiledi. Daha ucuz turlar öne çıkmaya başladı. Örneğin işte 1000 euroya seyahat etmeyi düşünen kişi işte 700 euroya, 700 euroya giden 400 euroya gibi. Yani biz de mesela fiyatlarımızı orada çok daha aşağıya çekmeye başladık. Çok daha uygun paketler oluşturmaya başladık. Yani işte geçen sene olup da 1000 euroluk bir paketimizi 5-600 euroluk benzeri paketlerle ikame etmeye başladık. Yani kesinlikle etkileniyor dediğiniz gibi döviz. Biri daha mutluyken incoming diyelim çünkü onlar çok daha ucuza alıyorlar şu anda ülkemizde ürünü. Biz ise yurt dışına gittiği zaman Türkler evet doğru biraz daha pahalı alıyoruz. Yani bunu biz tur operatör olarak da telafi etmeye çalışıyoruz. Peki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun özellikle konaklamada taksit sayısını gevşetmesi 12 aya çıkardı. Evet. Bu daha çok Türkiye'deki yerli turistlerin yurt içindeki seyahatlerini artırma amaçlı hedefleniyordu. Ne dersiniz? Etkisi nasıl görürsünüz? Belki pek de İstanbul için geçerli olmasa da genel anlamıyla turizm sektöründe ne kadarlık bir hareketlilik yaratır? Ben alım gücünün daraldığı bu dönemde avantajlı olacağına inanıyorum. Çünkü geçen günde bir restoranda yemek yiyorduk. Orada da bir garson arkadaşımız geldi. Ve Ahmet Bey dedi geçen sene 9 bin lira gittiğim Antalya'daki bir otel şimdi 19 bin lira olmuş dedi. Hani bunu nasıl şey yapılabilir dedi. Hatırlarsanız Ali Bey yine sizinle konuşmamızda yani erken rezervasyon önemini tekrar burada ısrar ediyorum. Çünkü son döneme kaldığınızda bu Avrupa'da da böyledir. Fiyatlar yukarı çıkıyor. Hani biz de iş gezisi için Avrupa'ya gittiğimizde hem uçak biletleri hem de otel konaklamalar yukarı çıkmış oluyor. Çünkü doluluklar artmış oluyor ama 5-6 ay önceden bu planlamayı yapabilirsek bir %40-%50'lik bir avantaj sağlayabiliriz. Ama bu taksit de biraz olsun nefes aldırımı bence aldırdı. Onda da şöyle bir dezavantaj çıkıyor. Ya ben ikinci tatilime gidiyorum ama yine hala taksitini ödüyorum diye gelen eleştiriler oluyor. Doğru. O da işin ilginç tarafı. Yani orada ben şey diyorum. Ya 6 ve 9 taksiti çok da fazla geçirmemek lazım. Yani son söylediği cümle çok güzel bir cümle. 12 ay taksite çıktığınız zaman daha hatta taksit bitmemiş yeni tatil düşünüyorsunuz. Yani dediğiniz gibi bir 6 taksit 9 taksit çok ciddi bir şekilde
alımı arttırıyor, teşvik ediyor. Genelde de zaten o arada yani 6-9 taksit arasında yani taksit talepleri yüksek. Ama 12 taksitte tabii ki dediğiniz gibi çünkü düşünün yani bir 5 bin liralık bir alım yapıyorsanız işte 12'ye böldüğünüz zaman ayda 500 liranın dahi altını görüyorsunuz. Yani taksit kesinlikle teşvik edici, talebi arttırıcı. Bir de çok kolay yani gidip bankadan kredi çıkarmıyorsunuz. Yani kredi kartınızla bunu yapıyorsunuz. Onun için kesinlikle teşvik edici bir faktör. Peki şehir turizminin hedeflediği nedir? Şimdi şehir turizmine özellikle değer katan kongre turizmi, evet, işte sağlık turizmi olsun, daha hani böyle turnuvalar olsun. Evet. Buna yönelik biz neler yapıyoruz? Daha çok çeşitlendirebiliyor muyuz yoksa yine sadece Orta Doğu pazarına bağlı mı kaldık? Hande Hanım, Orta Doğu pazarında ufak bir altını çizeceğim bir durum var. Politikayla da çok bağlantılı olsa gerek. Suudi Arabistan'dan gelişçi mesela ciddi anlamda %35'lere yakın düşmüş durumda. %33.2 diye hatırlıyorum. Diğer kanallarda baktığınızda orada da düşüşler var. Ama yine halen lokomotif İstanbul'da Orta Doğu diyoruz. Demin ki sorduğunuz soruya gelince de ben bunun altını çizerek söylüyorum. Yani yurt dışı bizi özlemiş. Neden? 14 Ağustos'ta mesela Şampiyonlar Ligi kupa finali var. Yani UEFA şampiyonuyla iki İngiliz takımı İstanbul'da oynayacak, Vodafone'da. Evet. Bunun önemini, evet, size nasıl anlatabilirim? Şu anda zaten İngiltere çok hızlı bir artışta. İstanbul'da 3. 4. sıraları zorluyor. Bakın Almanya, Rusya'dan yönetmenim sonra. Yönetmenim de verdi. Rusya'dan, evet, sonra Almanya ve İngiltere, evet, 3. geliyor. Sırada, evet. Yani bu hız önemliyken bir de ben İngiltere'de yaşadığımda gittim gördüm de hani maça gelemeseler bile, bilet bulamasalar bile kenarda durup maçın atmosferini isteyen turist misafirlerimiz olacaktır. Yani diyecekler ki şimdi ya 44 bin kişilik Beşiktaş Arena bu kadar alırken ne kadar arttırabilir turizmi? Hayır değil, geliyor. Ve onlar bilet bulamasa bile kenarda olsun, maçın kenarında, sahanın etrafında olsun seviyorlar. Çünkü bir fanatizm var orada yani böyle futbola karşı. Evet. Plus gittikleri zaman anlatıyorlar ve inanılmaz anlatıyorlar. Ve hani hatta bununla ilgili bir film de vardı. Geliyorlar, daha sonra tekrar geliyorlar ve stadın etrafında dolaşıyorlar. Bu artı Mayıs'ta 2020'de de var. Böyle bir organizasyon. O daha da beklenti yüksek orada. Çünkü orada sponsorlar da devreye giriyor. Şampiyonlar Ligi tam finali olacak. Daha hiç belli değil kimin oynayacağı ama şimdiden odalar tutulmaya başladı. Oradaki fiyatlar da şu anki olan fiyatların en az 3 katına çıktı. Bunu biz Madrid'de de yaşadık. Hani. Peki bunda da bu özellikle son ikincilik Şampiyonlar Ligi'ndeki, evet, final karşılaşması, yarı final karşılaşması için özel fiyatlar belirlendi mi yoksa mevcut fiyatlar üzerinden mesela mi ilerleniyor? Mesela 14 Ağustos zaten yüksek bir sezondu İstanbul için, öyle konuşabiliriz. Evet. Zaten güney kısmını onu hiç konuşmuyorum, onlar zaten en yüksek sezonları. 14 Ağustos yüksek olduğu için çok daha fazla bir artış olmadı. Ben rakamları görüyorum, internetten gözüküyor, bakabiliyoruz. Ama mesela Mayıs ayında sponsorlar devreye girecek. Şimdi sizin biraz önce bahsettiğiniz Mayıs dediğimiz segment, hani gruplar, insentifler bizi özlemişler. Bizi kesinlikle özlemişler. Bunu yani şey yapabiliriz rahatlıkla. Dubai'de de ben bunu gördüm. Diğer fuarlara giden arkadaşlarımız da aynı şekilde anlatıyor. Ve o maça gelen misafirlerimiz 3-4 gün İstanbul'da kalacaklar. Bunun bize yansıması da hani yiyecek içecekte, restoranlarda, barlarda, kafelerde inanılmaz bir artış sağlayacağını bekliyoruz biz. Şimdi peki diğer ayağında aslında İstanbul'un belki bir miktar liman eksikliği nedeniyle kruvaziyer turizmi. Bunu geçtiğimiz yıla nasıl kıyaslarsın? Diğer yanda sağlık, kongre. Biraz da bunları da değerlendirelim mi? Kruvaziyer konusu gerçekten içimi acıtan bir şey. Çünkü ben Amerika'ya gittiğimde Miami'de, Los Angeles'ta en çok konuştuğumuz konular bunlardı. Şu anda ilk 3 ayda bile 2018'e göre düşüş gösteriyoruz. Çünkü burasına çok ciddi bir emek verilmesi lazım. Geçen hafta ben bir iki akrabamla Yunan adalarına doğru açıldık ve orada o küçücük adada bile günde 3 tane kruvaziyer geldiğini gördüm ki İstanbul burası. Yani inanın bana 8 tane kafe, 10 tane restoran olan bir adaydı orası. Ama 8 tane yani günde 3 kere kruvaziyer geldiğini gözümle gördüm ve içim acıdı. İnanın bana içim acıdı. İstanbul'a geldikleri zaman neler yapabileceklerini siz düşünün aslında. Hakikaten siz söyleyince ben de neler kaçırdığımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Yani ve nasıl diyeyim, oradaki misafirlerimizin artık yaş ortamı yüksek olduğu için yatırım yapma iştahı da yok. Ne demek bu? Geldiklerinde kendilerine alışverişle, yiyecek içecekle, hani bu tür şeylerle şımartacaklar. Biz onu kesinlikle kaçırmamalıyız. Yani o trendi artık kaçırmamalıyız. Grup kısmında ise ben otelci arkadaşlarımla konuşuyorum. Hani sahil kesimindeki lüks otellerle de konuşuyorum. Acentacı arkadaşlarımla konuşuyorum. Orada bir artış var.
Ama alternatiflerimiz az. Ne demek alternatifimiz? Yani oteli çok güzel bulabiliyoruz. Ama mesela bir Suada ne oldu? Halen sorusu var burada. Evet. Yani veyahut da bir eskiden Reyna'mız vardı. Bu tür yerlerin çoğalması lazım ki bu tür kitlesel 200 odalı, 300 odalı bir grup geldiği zaman şirket bazında onları eğlendirebileceğimiz alanlarımız da olmalı. Evet, çok doğru bir noktaya değindiniz aslında. Hakikaten Boğaz gecesiyle beraber yaşanacak bir yerden bahsediyoruz. İş seyahati için gelen kişiler bile yani akşamları gerek Suada olsun gerek Boğaz tabii hattındaki lokantalarla beraber hani değil mi? Tabii. İstanbul Boğaz ilk yabancının aklına gelen bir nokta. Burada çok ciddi anlamda aslında karne zayıf. Peki Türkiye Turizm Tanıtım Vakfı daha doğmadan ancak eleştiriler de beraberinde geldi. Geçtiğimiz hafta bu eleştirilerden biri de TÜRSAP Başkanı Sayın Bağlıkaya yaptı. Vakıf içerisinde sadece birkaç konaklama tesis yöneticisinden ibaret olduğunu, ne TÜRSAP'ın ne herhangi bir STK'nın, TİM'in, TOB'un, İTO'nun hiç kimsenin olmadığını söyledi. Evet. O zaman şimdi soru şu. Turizm sektörünün içerisinde sadece konaklama tesislerinden oluşan bir Kültür Turizm Tanıtım Vakfı neye yarar? Burada nasıl bir yapılanma olmalı? Ya Hande Hanım, bunu çok konuştuk. Burada da daha önce konuştuk. Esasında biz bunu... Ama böyle bir şey yoktu. Tabii çok kesinlikle yeni zaten yani. Oraya Fils geleceğim. Bunu dile tabii getirdi yani de bütün biz onu yani duyduk. Onun kesinlikle yani duyduk. Biz hep şunu söylüyorduk. Ben hep diyordum ki yani burada çok güzel bir şey var. Çünkü bugüne kadar hep diyorduk ki Ankara yönetiyor reklamı, işte yanlış oluyor, bizler olmalıyız. Şimdi bizler yine yokuz. Niye öyle bir şey oldu onu anlayamadık. Onun için başkanımız Firuz Bey bence çok doğru sistemlerinde. Çünkü burada bunun en büyük artısı esasında işte o turizm STK'larının da işin içinde olmasıydı. Yani TÜRSAB'ın, TÜROFED'in çünkü sonuçta bizler oraya bir katkı sağlayacağız. İşte oteller, tur operatörleri ve sonuçta da o katkının sonucunda bizler de karar mercisine yakın olacağız. Yani bence bu çok doğru bir şeydi. Şu andaki Turizm Bakanımız da bizden biri, onun için bu konuda bizim düşüncemizde olduğunu düşünüyorum ama niye bu tür bir yola doğru gitti bilemiyorum. Bence de kesinlikle yanlış. Çünkü dediğim gibi yani eğer bizler, çünkü bizler zaten vergilerimizi veriyoruz. Zaten kendi reklamımızı yapıyoruz. Yani eğer turizm oyuncularının işin içinde olmayacağı bir yeni bir tekrar para toplama ve tekrar çünkü orada iki tane nokta var. Deniyor ki işte Türkiye'de turizm İşte bütün Türkiye'ye yayılması gerekiyor. İşte sadece Antalya'dan ve Ege'den oluşmaması gerekiyor diyor. Orada da yine çoğunluk yine Antalya ve Ege'deki otelcilerden... Üç bölge alınmış. Evet. Marmara, Ege, Antalya. Evet. O zaman sen Kapadokya'ya es geçiyorsun. O zaman Karadeniz. Sen Göbekli Tepe'ye es geçiyorsun. Aynen. Yani sorarlar eğer turizmde 12 aya yayma gibi bir hedefin varsa... Niye yine böyle Türkiye oldu? Türkiye bölgeden mi? Orada bir yanlışlar var. Yani düzeltilebilir de düşünüyorum. Hemen zaten şu günlerde karar verilecek. Yarın diye biliyorum. Yarın evet, meclise getirecek diye. Yalnız ben 7 bölgeye yayacaklarını biliyorum. Marmara ve Akdeniz'de ikişer temsilci. Ama o temsilcilerin nasıl seçileceği de ayrı bir konu. Yani turizm işletme sahibi olan kişiler olacak. Yani ben de sizinle aynı fikirdeyim. Yani o STK'lar kesinlikle olmak zorunda. Başında hep böyle konuşuldu çünkü. Yani STK'lar zaten sonuçta biz kendi STK'mızın başındaki kişiyi biz seçtiğimiz için en azından biz o kişiye çok daha yakın oluyoruz, yönlendiriyoruz. Bakın onlarla çok daha iç içe oluyoruz. Yani sanki doğru bir yoldu ilk başta ama şimdi birden değişti. Niye değişti? Dediğim gibi içini çok bilmediğim için çok da fazla bir şey söylemiyorum ama bence yani doğru olan bu değil. Umarım... Atağın neresinden dönülürse kar. Evet. Bir beklenti lütfen daha var. Orada ben dikkat ettim. 2,5 euro gibi oda başına bir gecelik para alınması da söz konusu var. Ama bu istek tabii. Bu istek STK'ların isteği bu. Çünkü bu %1'lik yansıtma otellerin karlılığında ciddi bir negatif etki yaratacaktır. Hani onu belirlemeye çalışıyorlar. Ama bu teklifi veren Sayın Milletvekilimiz de özellikle dedi. Gelir artırıcı bir şey olduğu için o %1'e bakmayın dedi. Aslında bunu yaparak geliriniz artacak dedi. Yalnız bunu yansıtmak isteniyor. 2,5 euro gibi. Bu da aslında bana sorarsanız tehlikeli bir nokta. Çünkü İstanbul'da belki bunu biz rahatlıkla yansıtabiliriz. İstanbul'da nasıl Dubai'de olduğu gibi. Hani turizme katkı vergisi diye orada kimse bir yorum yapmaz. Ama bizim burada canım Mardin'de, işte Kars'ta, Ağrı'da,
Hani oralarda zaten hani kıt kaynak öyle 150-200 TL oda satılırken 2,5 euro %10'luk bir artış demek. Hele butik oteller için hiç konuşmaya, pansiyonlar ya, o, değil mi tek yıldızlar onu için? Onu şöyle yapıyorlar. Her bölge, belediye ayrı bir karar verebiliyor. Yani örneğin İtalya'da Floransa'daki 3 yıldızlı bir otelden 1 euro, işte 4 yıldızdan 2 euro, ötekinden işte 5 yıldızdan 5 euro alınıyor. Veyahut da Roma'da daha farklı, daha yüksek rakamlar olabiliyor. Olabilir belki ama dediğiniz gibi bir de bunları başlatırken de bir geçiş dönemi olması gerekiyor. Şu anda hemen Ağustos hemen başlaması. Tabii. Yani daha yeni o zor günlerden çıkmış bir turizm için de ne kadar doğru, bir de bunu da tabii düşünmek gerekiyor. Hep beraber görüyor olacağız. Evet. Açıklandığını. Çok çok teşekkür ediyoruz. Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ve Mövenpik Golden Horn İstanbul Genel Müdürü Ahmet Aslan'a diyor ve iş